Sağlıklı güzel bir gün diliyoruz ve A haberin sağlık programı Medikal'de yeniden birlikteyiz. Sevgili izleyiciler, kalp kapak hastalıklarını ve kalp kapağının ameliyatsız e, tamirini, değişimini e, Sağlık Bakanlığına bağlı Siyame Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Şefi, aynı zamanda hastane yöneticisi Doçent Doktor Mehmet Eren'le ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk, sağ olun. Kalp kapaklarının işlevi çok bilinmez. Kaç tane kalp kapağımız olduğu da çok bilinmez. Ee, biraz bilgilendirir misiniz? Kalbimizde kaç kapak vardır ve bunların fonksiyonları nelerdir? Evet, şimdi e, kalbimizde dört tane kapak e, mevcut. Bunları şöyle sınıflandırırsak, kalbi ikiye bölüyoruz. Sağ kalp, sol kalp, solda iki tane, sağda da iki tane olmak üzere dört tane kapak var. Bunların hepsinin fonksiyonları farklı. Hani halk arasında anlaşılması için şöyle diyebiliriz. Ee, arabanın motorlarının sübapları vardır ki sübaplar, hani bir, bir, pardon, benzin girişi ve gaz çıkışlarını ayarlarlar. Aynen burada da bir taraf benzin girişini kan girişini ayarlarken diğer tarafı bir başka yerin kanın çıkışını ayarlar. Vazifeleri bu şekilde özetleyebiliriz. Ee, Bunların isimleri nelerdir? Evet, şimdi sol tarafta Özellikle beyne ve vücuda giden kanı ayarlayan aort kapağı ve bunu e, akciğerden gelen kanı alıp da kalbin sol karıncığına veren mitral kapağı solda bu. Sağda olanlar da e, kanı pulmoner artere yani akciğere atan pulmoner kapak bir de vücuttan gelen kanı e, sağ karıncığa veren triküspit kapak. Peki, kalp tane. kapak hastalıkları dendiğinde hangi özellikle e, kapakları tutar hastalıklar? Şimdi e, tabii Türkiye'de en fazla mitral kapağı tutan, sonra hı hı. ikinci sırada da e, ki son dönemde birinci sıraya doğru yaklaşıyor aort kapağı tutan hastalıkları daha sık görülüyor. Peki görüyoruz. bunlar nasıl belirti veriyor? Bir kişi nasıl anlayabilir e, doktora başvurmaya O kişiyi iten ne gibi yakınmalar evet. vardır? Daha çok efor kapasitesinde azalma, nefes darlığı ve çarpıntı bu kişilerde en fazla görülen şikayetler. Sayın, aslında bu saydığınız belirtiler kalp hastalıklarının tümünde hemen hemen rastlanan genel belirtiler, değil evet. mi? Ayrıca tanıyla siz hani altta ne tür bir kalple ilgili problemin var olduğunu ortaya koyuyorsunuz. Peki kalp kapak hastalığından şüphelendiğiniz bir hastada ne tür tetkikler istiyorsunuz? Şimdi tabii öncelikle bütün kalp hastalarında istenilen rutin teknikler var. Hı. Elektrokardiyografisi ve akciğer filmi. Bunlar da şüphelendiğiniz ve muayenede şüphelendiğiniz zaman ekokardiyografi var. Bu hastaya e, invaziv olmuyor. Yani kansız e, bir şekilde ultrasonla kalbi görüntüleyip kapaklarını, kalbin kasılmasını, içinden geçen kanları hepsini görebiliyorsunuz. Hatta ...kaçağın veya darlığın derecesini yapabiliyorsunuz. Yani ekokardiyografi, kalp ultrasonu diye söyleyebiliriz istediğimiz tetkik. Yani en başlıca tetkik bu evet. ortaya koyan. Tabii. Peki kalp kapağında hastalık olan bir kişi. Özellikle bir numarada mitral kapakla ilgili problemler var dediniz... ...ve giderek neredeyse ikinci sırada yer almasına rağmen... ...birinci sıraya yükselmekte olan ağır evet. kapağıyla ilgili evet. problemler diye vurgu yaptınız... Bunların tedavisine yaklaşım peki nasıl oluyor? Şimdi şöyle, eskiden bizde küçük yaşta ateşli romatizma fazla olduğu için mitral kapağı en fazla o ateşli romatizma tutar. Fakat artık yaşın ilerlemesiyle Avrupa'da şu an aort kapak birinci sıradadır, yaşlılık hastalığıdır. Bizde de yaşın ilerlemesi aort kapak hastalığını ve romatizmanın da artık ortadan kaldırılması aortu birinci sıraya çekiyor. Bunlar da tedavi olarak e, eğer girişim yapılacaksa hastaya en başta ameliyat bunlar da geçerli. Fakat ameliyat yapılamayacak bir grup hasta var ki bunlara da e, perkütan girişim diyoruz. Yani e, hiç e, ameliyat göğsü açmadan direkt bacak damarlarından girilerek e, bir takım tellerle kapak değiştirilebiliyor. Bu siz kardiyologların yaptığı Tabii, bir işlem herhalde yapıyorlar. değil mi? Evet. E, hemen o zaman şuna e, geleceğim. Ameliyatsız kapak değişimi e, özellikle hangi hastalara yapılıyor? Biraz önce dediniz ki daha çok cerrahi ile kapak değişimi imkanı olmayan Olmayanlar, hastalar dediniz. Evet. E, neden daha e, az kansız bir yöntem olmasına rağmen daha az gelişimsel bir yöntem olmasına rağmen öncelikle ameliyat tercih ediliyor acaba? Evet. Şimdi şöyle, biz eskiden cerrahi olabilecek hastaları cerrahi veriyorduk. Bir grup hastaydı, siz cerrahi de %50'den fazla masada kalırsınız, kalkamazsınız. O yüzden size hiç ameliyat yapmayalım, nereye kadar giderse gitsin diyorduk. Fakat tabii gelişmeler bu gruptan bir kısım hastayı da bu perkütan kansız dediğimiz yönteme de tedaviye yönlendirdi. Yani cerrahi olamayacak dedim. Aşırı riskli hastalarda bu yöntemi uyguluyoruz. Ha cerrahinin yerini niye tutamıyor? Cerrahi de cerrah kapakları açtığında onlar çok rahat kireçlerini ve bir takım bozukluklarını temizleyip e, oraya kapağı çok temiz bir şekilde yerleştirebiliyor. Biz ise eski kapak yerinde kalıyor. Onun üzerine yeni kapak koymaya çalışıyoruz. Yani cerrahi yöntemin yerini tutmuyor. Ama o hastalar cerrahiye gitse kesin masada kalacaklar. İsterseniz o zaman şunu biraz açalım. E, cerrahi olmasa, ameliyat olmasa daha sakıncalı olan bir grup hastalığınız. Evet. Bunlar kimlerdir? Örneğin çok ileri yaşta, kuaha olan hastalar mıdır? Bunları bir sıralayabilir misiniz belli başlılarını lütfen? Tabii yani en başta bir kere yaşlı insanlar bunlar. Kalpleri zayıf çalışıyor ve akciğerleri genel anesteziyi kaldıramayacak düzeyde bozuk ee, ve bunların bir de yapısal olarak kalp dokuları Hı -hı. kireç bağlamış oluyor ve bunlar da cerrahi esnasında bazı manipülasyonlar yapılıyor. O kireç engel oluyor buna ee, ama bizim işlemimize engel olmuyor. Ee, radyasyon görmüş hastalar var özellikle akciğer kanserinden dolayı. Onların da dokuları yapıştığı için cerrahi açamıyor ve e, sağlıklı bir ameliyat yapamıyor. Bu tür hastalar daha çok bizde e, tedavi aslında ederler. yaptığınız anjiyo'ya benzer bir işlemle e, kapağı değiştirmek. Evet. Peki bu kapak değişimi mitral kapakla e, ile ilgili sorunlarda mı oluyor yoksa aortla ilgili sorunlarda da uygulanma evet. şansı var mı? Şimdi aort kapak ilk başladı e, 2002 yılında Fransa'da e, bir şoktaki hastaya uygulandı. Yani aort kapağı ...ulaşmak ve ona kapağı takmak daha kolay. E şu an ticari olarak hatta söyleyebilirim ki... ...dünyada 10 çeşit aort kapak bu yolu yerleştirilen... ...kapak türü piyasaya sunuldu. Mitral kapakta sorunlar var. Yani ona rahat ulaşılamıyor ve kapağı tam oturtacak... ...gerek kancalar gerek platform oluşturulamıyor. Çünkü onun yapısı daha karışık. Fakat en son aldığımız bilgilere göre hayvanlar üzerinde yapılanlar başarılı. Şimdi e, artık e, ameliyat olamayacak hastalarda çare olarak e, mitral kapağı da önümüzdeki günlerde geçilecek. Yalnız burada vurgu yapayım mitral ile ilgili şöyle bir yöntem var. Hı hı. E, mitralde daha çok e, kaçırma yani mitral yetersizliği diyoruz. Bunlar ameliyat şöyle olamıyorlar. E, kalp çok büyümüş ve zayıf çalışıyor Ameliyatta Sıkıntı çıkartıyor bu hastaya. Bunlar da mandal yöntemi yapılıyor. Yani hı hı. kapağın kaçıran kısımlarına ulaşılıp oraya bir e, mandal takılıyor ve kaçırması azaltılabiliyor. E, bu da hastaya en yine, azından bir 2-3 yıl kazandırmış yine oluyor. Yine anjiyoya benzeyen aynı, bir yöntemle aynı, yapılıyor. Aynen, ameliyatsız. Ve o zaman bu o, ameliyatsız kapak değişimini evet. biraz açalım. Bir vaka e, geldi. Ve ameliyatsız kapak değişimi, e, girişimi yapılacak. Evet. Ee, bir gün önce mi hastaneye yatıyor, işlem ne kadar sürüyor, anesteziyle uyutuluyor mu, yoğun bakımda kalması gerekiyor mu, kaç gün evet. hastanede kalıyor bu kişi? Şimdi bir kere ön hazırlıklarının yapıldığını, yani endikasyonunun konulduğunu farz edelim. Hı hı. Bu hastaya kesin e, bu yöntemle kapak değişimi yapılacak. Hasta bir gün önceden yatırılıyor, anestezi onun hazırlıklarını yapıyor... Genel anestezi altında yapılıyor ama açık kalp ameliyatı kadar ağır bir anestezi, derin bir anestezi gerektirmiyor. Ee, ve hasta bir gün öncesinden değerlendirilip yatırıldıktan sonra ertesi gün biz genel anestezi altında alıyoruz. Yani yaklaşık vakadan vakaya değişmekle beraber e, 1 ile 3 saat arasında süren bir işlem e, bacak damarını, Cerrahi yöntemle açıyoruz çünkü bunlarda kullandığımız borular çok kalın borular e, deri yoluyla giremiyoruz bacak açılması gerekiyor ki cerrah arkadaşım sonra onu tekrar tamir ediyor bacak damarını e, deri yoluyla da girilen yöntemler var onlar e, biraz daha e, hem pahalı hı hı. hem de daha fazla e, teknik ve e, eğitim gerektiren yöntemler şu an biz hastanede cerrahi yöntemle yapıyoruz ve e, kapa e, yaparken de hem genel anestezi altında hem de e, bu endoskopik eko ultrason diyoruz onun eşliğinde görerek kapağın tam yerine yerleştirdikten sonra e, işlem bitiyor cerrah arkadaşım e, açılan yeri bacaktaki damarın yerini küçük bir kesi yeri orada en fazla iki sütürle kapatılıyor ve hasta hemen narkozdan kaldırılıp Ertesi günde ayağa kalkıyor. E, hastaneden ne zaman taburcu oluyor? Yani bir sorun çıkmazsa iki veya üçüncü gün çıkıyor. Peki şunu soracağım. Bir yanda ameliyatla kapak değişimi yapılan bir hastayı ele alalım. Bir yanda da ameliyatsız yöntemle kapak evet. değişimi yapılan bir hastayı. E, tedaviye yaklaşım değişir mi? Yani yine burada e, biyoloji kapakları da kullanabiliyor musunuz? Mekanik kapaklar ha. var. Ha. Kullandığınız evet. kapak şekli farklı mı? Tabii farklı. Metalik kapakları burada kullanamıyoruz. Çünkü biz katlıyoruz o e, kapağın. Mesela şöyle söyleyeyim. 2 e, iki santim, 2,5 iki santim çapında olan kapağı biz yaklaşık 0,5 santime indirecek bir katlanma yöntemiyle ancak damardan geçerek yerleştiriyoruz. Bunu metalikte yapmak mümkün değil. Hı hı. O yüzden bunlar biyolojik kapak. E, ve bunların e, söylediğim gibi metalik kapakta cerrah Görüp temizleme imkanı var etraf dokuları tertemiz bir şekilde yerleştiriyor. Biz mevcut kapak yerinde kaldığı için bizim bu bir dezavantaj oluşturuyor. Ne oluyor? Kapağı tam yerleştiremeyebiliyorsunuz veya kapağın kenarından e, kaçırmalar olabiliyor. Bu bu hastalarda sorun oluşturabiliyor. Hı hı. E, onunla ilgili değişik yöntemler var, tedbirler alınabiliyor ama cerrahi yöntemle olan gibi olmuyor e, ve e, konfor yönünden hani açık kalp cerrahisi en iyi gitse bile bir hafta 10 gün hasta hastanede kalıyor. Bir kere yoğun bakımda 2-3 gün kalıyor. Ve bunların tam iyileşmesi 2 ayı buluyor yaralarının. Hı -hı. Fakat bu yöntemde hasta yoğun bakımda en fazla 3-4 saat gözlenip... E, ...yatağına, servisteki yatağına alıp ertesi gün veya 2 gün sonra hasta çıkabiliyor. Şimdi biraz önce e, o zaman söylediğinize göre... E, Kansulandırıcı ilaç kullanmaya gerek yok, yok. O, ve artı olarak nereye dikkat etmesi gerekiyor ameliyatsız kapak değişimi olan hastaların çok kısa rica edeyim sizden. Evet yani bunların genel hasta e, kapak hastaları gibi dikkat etmesi gereken e, her şeye dikkat etmeleri gerekiyor. Sadece yaralayıcı yani göğüse bir travma almaları, almamaları gerekiyor. Onun haricindeki diğer yaralayıcı e, sporlar olsun veya e, faaliyetler olsun e, diğer metalik kapak e, kullananlar kadar sakınmasına gerek olmuyor bunlardan. Sağlık Bakanlığı'na bağlı e, Türkiye'nin en önde gelen e, kalp damar e, cerrahi merkezlerinden biri. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Siyah evet. Göz Kalp Damar Cerrahisi Merkezi ve e, Türkiye'nin de kalp e, ameliyatlarında, kalp hastalıklarının tedavisinde önemli bir yeri var. Türkiye'nin ilk kalp cerrahisi ve kardiyoloji hastanesi de diyebiliriz. E, 1962'de ilk hastane. Peki evet. hastanede ne gibi gelişmeler var? Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı olan hastaların evet. rahatlıkla da faydalanabildikleri bir hastane. Evet. E, yeni e, yapılanmalarda neler olacak? E, yeni binalar var mı? Yeni açılan evet. bölümler var mı? Tabii şimdi e, öncelikle bina konusunda e, bizim bir kule binamız var onun etrafına yeni bina yapılacak ve eski binamız artık eskidiği için onu e, yeni binamız yapıldığında terk edeceğiz ve onun bulunduğu alana altına bin otoparklık bir e, araç e, otoparkı yapılacak üstüne de yeşil alan hı hı. inşallah tesis edilecek e, bu zannediyorum bir buçuk iki yıl içinde olacak bir proje. Çok dar bir alan. Nereye yapacaksınız kule binanın? Kule bina o yan tarafta meslek lisesi var. Evet. Onunla aramızda bir alan var. Hı hı. Oraya ve arkasındaki sağlık meslek lisesi var. Evet. Onu da alarak kule binayı saran bir kompleks şeklinde olacak. Hı hı. Peki yeni ne gibi bölümler açılacak? İlave olan bazı branşlarda olacak mı hastanede? Yani. Şimdi yeni bölüm olarak e, şunu söyleyeyim. Eski bölümleri bir kere genişlettik. E, çocuk kalp cerrahisi ve kardiyolojisi tüm Türkiye'de büyük ihtiyaç ve siyah mersek bu konuda da hakikaten büyük öncülük yaptı. Ve şu an e, tüm Türkiye'ye ve etraf coğrafyaya hitap ediyoruz. Onu büyüttük. iki katına çıkarttık yoğun bakımlarıyla. Kardiyolojide e, bu yenilikleri anında e, ulaştırmaya çalışıyoruz. E, SGK'nın ödediği bütün işlemler yapıldığı gibi SGK'nın ödemediği ama e, hayati bir önem taşıyan yöntemlere de hastanemiz olarak alıp e, konseylerimizden geçirdikten sonra o onları da uyguluyoruz. Yani en başta bu perkütan kapatma e, yöntemleri, e, kapak yöntemleri ve e, dirençli hipertansiyon hastaları var. Onların ilacın yetersiz kaldığı yerde artık alet elevat yapılan tedaviler yapılıyor. Bir de e, bir yenilik e, daha şunu söyleyeyim. Özellikle kalp yetersizliği alanındaki bu e, gerçekten tüm e, Türkiye'nin, Avrupa'nın da başını ağrıtıyor. E, Siyah Mersek Hastanesi kalp naklinin yapıldığı ve e, kalp naklinin yanı sıra destek cihazlarının, kalbe destek cihazlarının ameliyatla yerleştirildiği bir merkez. Bunun e, ...hani yanık merkezi gibi bir kalp yetersizliği merkezi oluşturacağız önümüzdeki aylarda. Ve bu tür hastalara e, gerek kardiyoloji yönünden yapılacak bir tedavi varsa ilaç haricinde... ...ve ameliyat varsa onları, onun haricinde ilaçlarını düzenleyip... ...onların günlük hayatlarını nasıl yaşayacaklarsa onları da anlatacak bir merkezimiz olacak. E, bir de şunu da ekleyeyim, biz her gece 24 saat nöbet tutan ve tıkanan... Kalp damarını açan ekiplerimiz var. Biz bunu e, sosyal sorumluluk bir projesi olarak beyin damarı tıkanan hastalarda da uygulamak istiyoruz. Bunu da e, bize komşu Aytarpaşa Numune Hastanesi ile ortak yürüteceğiz. Bunlar da devreye girecek. Önümüzdeki Sayın Eren çok teşekkür ediyorum medikale katıldığınız için. Evet. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler bugün de bir medikalin daha sonuna geldik. Sağlık dolu güzel bir gün olsun. Hoşçakalın.